Ve değerli izleyenler, pazar sohbetlerimiz devam ediyor efendim. Programımızın son bölümüyle canlı yayında tekrar karşınızdayız. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyelim. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını bir kez daha hatırlayalım. 0212 alan kodumuz 331-32-07-08-09. Dolayısıyla 3 ayrı hattı program süresince arayabilirsiniz. Ben hep söylüyorum, bizim programımızda hem hafta içi olan uzman gözüyle de hem de hafta sonu olan pazar sohbetinde muhakkak görmek istediğiniz isimlerden bir tanesi sevgili İbrahim Gökçek, herbalist kendisi. Biz de siz istediniz, biz de sizin isteğinizi tabii ki hiçbir zaman kırmıyoruz ve bugün yine pazar pazar kendisini davet ettik. Sağ olsun, kendisi de bizim bu davetimizi kırmadı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İbrahim Beyciğim. İyi pazarlar, hürmetler, saygılar. Evet, doğru, bu kadar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Evet. Şimdi yine önemli konuları konuşacağız. Yayına girmeden önce değişik konularla ilgili bilgi verdiniz bana. Hakikaten çarpıcı ve merak uyandırıcı gibi geldi. İsterseniz hemen başlayalım. Sonrasında evet, da yine önemli sağlık sorunlarına değineceğiz zaten. Buyurun. Şimdiye kadar hep yabancı araştırmacıların şu buluşu yapmıştır vesaire diye anlatıyorduk. İlk defa bir Türk doktorunun buluşundan bahsedeceğiz. Bu bir bakterinin üretmiş olduğu özel bir enzim. Evet. Kitinaz enzimi. Normal olarak kendisi bu doktor Mustafa Bey, medyatik olan Mustafa değil, bu ayrı. Hı. Kendisi Antalya'da ikamet ediyor. Hı hı. Tarımla uğraşıyor. Domates, biber, patlıcan gibi serada yetişen bitkilere musallat olan bakteri, mantar ve sinek gibi, örümcek gibi zararlı haşere yok etmek için yıllarca 30 yıl araştırma yaptıktan sonra özel bir enzim geliştirmiştir. Bir bakterinin üretmiş olduğu enzim. Bakteriye yağ veriyor. Bakteri yağı yiyor. Ve diğer taraftan ortaya bir titinaz isimli enzim ortaya çıkıyor. Titinaz nedir? Nedir? Titin denen bir protein var. Protein. Orada bir bakabilir miyim? Titin denen protein mantarların hücre zarını oluşturur. Ve eklem bacaklarının çok yoğun olarak dokularında oluşur. Şöyle gösterelim. Protein. Tarımda kullanılan bu ürün, mesela diyelim ki seranız var veya bahçeniz, sebze yetiştiriyoruz veya elma, armut, bahçe ağacı, meyve ağacınız var. 200 litre suya bundan 40 mililitre, şöyle bir şişe ilave edip püskürttüğünüzde domates, biber, patlıcan gibi sebzelerdeki haşereyi öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Meyveye, sebzeye zarar vermiyor. Bakterinin salgılamış, üretmiş olduğu bu enzim, titinaz, mantarın hücre zarındaki proteini eritiyor. Titin, protein, titinaz, enzim. Enzim proteini eritir, parçalar, böler. Yani enzimin özelliği, titinazın özelliğidir. Şimdi bana dedi ki, Doktor Mustafa Bey, kendisi Antalya'da, bu medyatik Mustafa ile hiç ilgisi yok, ayrı. Son ilim, şimdi vererek söyleyeyim evet, isterseniz. Evet, asla. Kendisi yıllarca bu konuda araştırmalar yapmış, yeni bir buluş yapmıştı. Bana böyle bir teklifte bulunduğunda dedim ki önce bir deneyelim. Bir çift ayakkabı, bir çift çorap ve bir havlu. Onları suda ıslattım, bir hafta küflendi, beklettim, beklettim. Ve bundan 20 damla yarım litre suya, spreyli bir su, şişeye koydum. Bunu küflenen ayakkabı, çorap ve havluya püskürttüm. Artık kokudan yanına yaklaşılmıyordu, o kadar küflenmişti. Bir hafta boyunca o bir hafta bekledim. Çekildi su deney uğruna. Yani bir, yok yok. Yani başka bir yere koydum yani, şöyle uzak. Tamam. Bunu püskürttükten sonra poşetin içine koydum, ağzını kapattım. Evet. Yarım saat beklettim, sonra baktım koku denen hiçbir şey yok. Mantarı tamamen yok ediyor. Mantarın sporlarını yok ediyor. Gelişmesini engelliyor. Koku denen hiçbir şey bırakmıyor. Yarım saat içerisinde hava almaması gerek. Şimdi bu nerede kullanılabilir? Hemen aklıma şu geldi. Söyleyeyim ben sorunuzun cevabını vereyim mi? Mesela askerlerimiz. O kalın kalın ve kapalı botlar. Botlar giyiyorlar. Evet. Mesela saatlerce ayakkabı, aynen öyle. Ayakları. Ya da spor ayakkabı giyinen insanlar da. Evet. Onlar da kapalı çünkü. Sürekli. Sürekli. Onlar mesela maden işçileri, çelik ayakkabılar giyiyorlar. Veyahut da metalde çalışan insanlar,
sürekli demir ayakkabılar giyiyor. Hı hı. Bu tür iş yerlerinde çalışıp da ayakları hava almayan insanlar ne oluyor? Ayakları zamanla mantar kapıyor. Doğru. Ayaktaki mantar kaparsa bir kişi ne olur? Doğru, parmağını kaşıdı, saçını kaşıyacak, orasını burasını kaşıyacak. Vücudun her tarafına mantar zamanla ne oluyor? Yayılıyor. Yayılacak. Ağız yoluyla veya başka yollarla bağırsaklara da yerleşiyor ve mantar yerleştiği zaman iş bitti. Tabii zaten bağırsaklarda mantar oldu mu olay bitmiştir. Yani uzun zamandır konuşuyoruz, olay bitmiştir. Birçok sağlık sorunlarına hoş geldiniz hoş diyoruz. Hoş geldiniz, evet. Maalesef. Şimdi bağırsaklara mantar yerleşmişse aloe vera jel, onu evet. Zaten konuştuk. Bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili ürün aloe vera. İçten kaynaklanan mantara. Hı hı. Bakalım mı aloe vera'ya? Tabii. Bilenler biliyorlar ama bilmeyenler olabilir. Ekran başına yeni geçenler. Meşhur aloe vera sevgili evet. Seyirciler. Gördüğünüz gibi şöyle bir bitkiden oluşuyor. O kadar sık duyuyoruz ki birçok sektörde de galiba bu jelin nimetlerinden faydalanıyoruz değil mi İbrahim Bey? Kremi, şampuanı şöyle vesaire şey. Çok şey yapılır. Peygamber kılıcına benziyor. Bir de çok enteresan işte Yüce Yaradan yaratmış İbrahim Bey. Yani orası sözün bittiği yer. Orada zaten hiçbir şey söyleyemiyoruz. Haşa. Mesela kırdığınız zaman... Hafif koparabilir miyim tabii, yoksa tabii. Zarar tabii, görürüm? Tabii, yok, yok. Mesela çok ilgimi çekmişti ilk bu denemede. Şöyle sümüksüp görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Şöyle enteresan bir jel. Ne varsa da bu jelde var değil mi? Evet. İbrahim Bey. 22 çeşit amino asit, 12 çeşit enzim, 15 çeşit vitamin içerir. Dünyada çok çok büyük firmalar bunu üretiyor. Fakat yanlış üretiyorlar. Çünkü bunun birleşiminde aloin denen bir madde var. O neye sebep aloin, oluyor? Aloin ishale sebep olur. Hı. Mineral kaybına sebep olur. İshal olursa kişi bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle de diğer firmalar bunu kazanlarda kaynatıyorlar, haşlıyorlar vesaire ki aloin yok olsun. O zaman ishale sebep olmasın. Haşladığınızda, kaynattığınızda etkin maddeler, vitamin, enzim, amino asitler de yok olur. Hı. Yok olursa etkisi kalmaz. Bağırsaklara mantar yerleşirse ne olur? Bağırsaktaki mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler bağırsakları yaktığı için bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Hı hı. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsağın salgılanmış olduğu enzimlerin kalitesi azalır. Enzimin kalitesi azalırsa ne olur? Diamine oksidaz isimli enzim azalırsa histamin oranı yükselir. Bu da kişi de polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborojik eksem, atopik eksem gibi deri hastalıkları ve alerji hastalıklarını tetikler. Hı hı. Günümüzde bu tür rahatsız olan herkes mutlaka antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar kullanmak zorunda. Hı hı. Fakat aloe vera kullandığı zaman ne oluyor? Bağırsaklardaki mantarı yok ediyor. Mantarlar yok olduğu zaman bağırsaklardaki yağlanma, otomatikmen bünye toksik madde yok olunca normale dönüyor. Yağlar eriyor. Bağırsaklar halı gibi. Futbol sahasının yarısı. Hı hı. 350 metrekare evet. Ve nasıl ki halının üstünde iplikler var, bağırsakların üzerinde iplik gibi virüs denen kanallar var. Bu kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emer. Buralardaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bağırsak kendini korumak için çok yoğun yağ tabakası oluşturursa besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememez. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel ağrıları dövülmüş gibi hisseder kendini. Birçok evet. Kişide yaşanılan sıkıntılardan bahsediyorsunuz. Temelinde demek ki bağırsaklardaki mantar. Peki bağırsağımızda hep bu soruyu soruyorum. Bir kez daha sormak istiyorum. Dediğim gibi bizleri izleyen yeni izleyiciler vardır, olabilir. Bağırsaklarda mantar olduğunu nasıl anlayacağız? Gerçi hani belirtilerini söylediniz ama evet. Bir de mini bir dil testimiz var dil galiba. Testi, o da yapılabilir. Şayet kişinin dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var demek. Sarımsı bir tabak varsa çok çok mantar var. Hı hı. Kahverengimsi bir tabaka oluşmuşsa aşırı mantar. Siyahsa hemen acil doktora gitmesi gerekir. Hı hı. Bu buluş aslında bundan 4000 yıl önce Uygur Türklerinin buluşu. Fakat biz bulmuşuz, Çinliler geliştirmiş. Hı. Çin'de hala bu sistem geçerli. Dile bakarak birçok hastalık anlaşılıyor. Bağırsakta mantar olan hemen hemen her insanın karaciğerinde de yağlanma olur. Neden? Yani bağırsakta mantar olan kişi de karaciğerde yağlanma olur. Çünkü bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği gibi mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi demiyor. Nereye gidiyor emilen toksik maddeler?
etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için aşırı oranda B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcaması nedeniyle bağışıklık sistemi zamanla çöküyor. Bir, karaciğer yağlanıyor. İki, karaciğer yağlanırsa karaciğerin enzim dengeleri fırlıyor. ALT'si, AST'si yükseliyor mesela. ALT'si, AST'si yükselen insanlara biz iksir, aloe vera jel ve özel karaciğer çayı, damar çayı verdiğimizde 6 haftada bütün değerleri normale dönür. Karaciğer yağlanması. Eğer ki bağırsaklarındaki problem çok çok ağır değilse 6-7 haftada mantar denen olay tamamen kalkıyor. Fakat tırnağında kişinin mantar varsa, parmağında, tırnağında, saç dibinde, ayaklarında, baş parmağında, o zaman Melaleuca alternifolia, bu Avustralya yetişen bir bitki. Maşallah. Nasıl? Melaleuca? Melaleuca alternifolia. Çay ağacı. Çay ağacı ya. Çay ağacı. Demek. Kaptan Cook bu dünya işte araştırmaları yapan şahıs. Ama normalde yıllar, çayla bir alakası var mı içeriğine bakıldığı zaman? Hani? Çayla ilgisi yok. Bu şimdi Avustralya'da keşfetmek için, dünyayı keşfetmek için Kaptan Cook oraya gittiğinde bakıyor ki oranın yerlileri bir bitkinin yaprağından çay yapıp içiyorlar. Nedir bu diyor? Bunun adını diyor çay ağacı koyalım. Bilmiyor ya, onu çay ağacı zannediyor. Öyle de kalmış. Adı çay ağacı kalıyor. Fakat günümüzde Melaleuca ile Maluka'yı karıştırıyorlar. Maluka denen bir süs bitkisi var. O da Yeni Zelanda ve Avustralya'da yetişir. Bunun yerine Melaleuca yağı satıyorlar. Onun bir etkisi yok. Bu tıbbi olarak, klinik olarak araştırılmış. Mesela Profesör Doktor Bazert ve ekibi 1990 yılında yapmış oldukları klinik araştırmada Melaleuca yani çay ağacı yağının benzol peroksitten daha etkili olduğunu belgelemişlerdir. Benzol peroksitten daha etkili kimyasal. Akneye karşı, sivilceye karşı, tırnaklardaki mantara karşı. Artı Profesör Doktor Williams ve ekibi tırnak mantarına karşı etkisini ispatlamışlar. Ekibiyle çalışıyor. Aylar süren bir araştırma sonucunda. Profesör Doktor Blaise ve ekibi Paris'te yapmış oldukları klinik araştırmasında bazı bayanlarda gözüken, bayanların çoğunda vajina mantarı olur. Bazılarında beyaz akıntı, bazılarında sarımsı akıntı, bazılarında pis kokulu akıntılar olur. Bütün bunların sebebi bağırsaktaki mantarların vajinaya yerleşmesine kaynaklanır. Yani bağırsaktaki mantarı tedavi etmedikçe bayanlardaki akıntıyı önleyemezsiniz. Çünkü geçici bir tedavi olur. Şimdi eğer ki bayan yani bakire değilse, evlenmişse bundan 4-5 damla bayanların kullandığı, adet günlerinde kullandıkları tampona damlattığı fitil gibi kullanırsa kısa sürede vajinadaki mantarı temizler. Profesör Doktor Blaise'nin yapmış olduğu klinik araştırmalara belgelenmiş. Her türlü akıntıyı. Fakat vajinadaki mantardan kurtuldu. Fakat bağırsaklardaki mantara karşı hiçbir şey yapmadıysa 3 ay 5 ay sonra yine kurtulur, rahatsız olacak. Bu nedenle kökten önce çözüm için bağırsaklardaki mantarı çözmedikçe ne vajina mantarı, ne tırnak mantarı, ne saç tiplerindeki, ne de parmaktaki mantarlardan kurtulmak mümkün değil. Çünkü bağırsaklar bataklık gibi. Sivrisinekle uğraşmayacağız. Bataklık kurutur. Bataklık nasıl kurutulur? Aloe vera ile. Bağırsaklarla. Sonra tırnaktaki veya vajinadaki veya parmak aralarında veya saç tiplerindeki mantarları. Ne oldu sizin bir akneniz var, geçen sürmüştünüz. Evet, geçen programda sürmüştük. Onu sürmüştük değil mi İbrahim Bey? Melaleuca. Sadece bir damla. Bakın. Geçmiş. Evet. Bir damla. Bir damla yetiyor akneye karşı zaten. Bir de bayağı bir ne diyorlar ona, cerahat mı? Cerahat. İlinde vardı içinde, içerisinde. Ama hakikaten son derece. Tertemizdir. Bir damla çok ağır vakalarda 3-4 hafta kullanmak gerekir. Bazıları çok kullanıyor. Çok kullanmaya gerek yok. Hiç bir gerek iki damla. Ama fakat şöyle bir durum var. Bazı insanların kasıklarında ve koltuk altında akne inverse dediğimiz ter bezi iltihabı var. Ter bezi iltihabı bir noktada değil. Bazen bir avuç içi kadar yayılıyor bütün kasıklara, koltuk altında. İrin gibi cerahatle oluyor, pislikler akıyor. Bu gibi durumlarda bir iki damla fayda etmez. Tabii. Bir çay kaşığı yani 10 damla
damlatıp sürerse her gün, günde 3-4 defa yavaş yavaş temizlenir, yok olur. Harika. Evet. Bizim bu doktorumuzun buluşu atom bombasından dahi önemli bir buluş. Atom bombası ne faydası da var. Gerçekten. Evet, evet. Benim buluşum değil. Doktor. Şimdi yarın onunla gidip görüşeceğiz. Ama ben kendim de araştırma yaptım. Sizin de sonuçta emeğiniz var. Yani dolaylı yollardan evet, da böyle bir yönteme ulaşmışsınız. İnandığım için kendisiyle görüşeceğiz. Bu askerin, polisin veya işçilerin giymiş olduğu kapalı ayakkabılar zamanla ayakkabılar küflenirse ayak mantarına sebep oluyor. Bu da çeşitli hastalıklar tetikliyor. Buna son verecek özelliği artı tarımda kullan. Bugün tarım ölmüştür. Neden ölmüştür? 50 yıl önce bizim köyün ırmağında vatandaş evine giderken akşam yastığı namazına çıktığında ırmağa girmeden ırmağın kenarında taşların arasındaki balıkları tutup kova evine balık götürebilirdi. 40 yıl önce. Ben hatırlıyorum. Millet evine giderken balık kova kova balık götürür. Şimdi bizim köyün ırmağında hamsi büyüklüğünde dahi ırmakta balık yok. Neden yok? Balık neyle beslenir? Küçük canlılarla. O küçük canlılar neyle beslenir? Küçük böcüktür vesaire. Mikroorganizmayla. Bir kilo toprakta 2,5 milyar mikroorganizma olur. Biz ne yaptık? Tarımı öldürdük. Neyle? DDT'yle. Herpesitle. Efendim. Antimikozidik ilaçlarla. Sürekli ilaç serpe, kimyasal ilaç serpe serpe. Türkiye'de topraklar öldü. Toprağın içerisindeki canlı öldü. Balık yok. Kendi kendimizi zehirliyoruz. Artı o zehirlenen sebze, meyve, tahılları yiyoruz. Hem zehirliyoruz hem yiyoruz. Ve ne olur? Hastalıklı nesiller. Artı bir de günümüzde sağlıksız bir ilaçlama nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlığın yanında bir de çocukların yediği çikolataydı, gofretti, jelibondu, vesaire. Bu da toksik madde niteliğindeki N5'e gibi çok tehlikeli şeker. Mısırdan edilen şeker katılıyor. Bazı firmalar da bilerek yapıyor. Ucuza mal ettiği için. Bunun önlenmesi de gerekir. Evet. Bu arada geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir haber duydum. Haberlerde izledim. İnanılmaz mutlu oldum. Eski öğretmen biri olarak İbrahim Bey'ciğim. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir çalışması sonucu artık hani bu sene itibariyle eğitim öğretim yılında hiçbir okulda ne özel ne devlet okulunda evet kantin işletmeciliği olacak ama öyle cipsidir, gofretidir, çikolatasıdır vesaire hiçbir şey satılmasına izin verilmeyecek. Sadece süt, ayran gibi böyle daha yararlı içecekler evet, satılacakmış. Güzel. Bu müthiş bir haber oldu evet. Çocuklarımız için gerçekten de. Böyle N5'nin bir denetim de yasaklanması gerekir Avrupa'da ama Avrupa ülkelerinde çoğunda yasaklandı. Bazı ülkelerde kota %1 kota kondu. Pankreas kanserine sebep oluyor. N5 yani doğal şeker değil. Evet. Mısır'ın nişastasına özel bir enzimle dönüştürülüyor. Şekere dönüştürülüyor. 170 ton mısır nişastasından 100 ton şeker elde ediliyor. Bu elde edilen şeker de fruktoz ağırlıklı olduğu için insan bünyesi kabul etmiyor. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, böbrek yağlanması, beyinde loblar arasında plak, bir sürü hastalık tetikliyor. Özellikle de son zamanlarda pankreas kanseri %800 artıyor. Amerika'da yapılan araştırmada sebebi ne? N5'i. Durdurdular yani. Bizde de bunun önüne geçilmesi lazım. Çalışmalar var ama çok şükür. Kek gibi, bisküvi gibi üreten firmaların da N5'e mi üretiyor, doğal üretiyor, araştırmak gerekiyor. Evet, araştırmak gerekiyor. Bir de yani her şey bize de bitiyor, değil mi İbrahim Bey? Yani biraz da kişi kendisi de bilinçli olacak. Yani şimdi hani az önce bahsetmiş olduğum o olay okullarda tamam böyle bir sıkı yöntemli oluyor olması çok güzel ama çocuk eve geldiği zaman da işte annesinden para alıp da gidip işte markete bakkala artık her neyse o zararlı ürünleri alıp yiyorsa ve anne ve baba bunun önüne geçmiyorsa o zaman ne yapılabilir ki yani? Şimdi biraz dün bir tanesi diyor ki çocukları için gerekiyor. İşte 50-60 tane çikolata 50-60 tane gofret almış. Evine çocuklar için gofret, çikolata, bisküvi almış, yemiş. Onu iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor. Şaşırdım kaldım. Şimdi Almanya'da maalesef. Bir vatandaş, bir Alman çocuğuna gofret, jelibon vesaire almak istediği zaman birleşiminde ne var? Yaz etiketine bak. İçinde ne var? Ona göre yazıyor orada. Ha bu diyor zararlı. Bilinçli olmak lazım. Evet. Biz hiç yeni yetişen nesillere yok galiba.
alıştırmak lazım. Hı hı. Zaten bunlar orada yasak da buna rağmen takip ediyorlar. Takip ediyor. Hepsi bilinçli. Aa, bakmadan etiketini almıyor bir şey. Hı hı. Zaten orada mecbur yazması da. Yani buna rağmen. Evet. Evet. Peki. Şimdi, gelelim. Melaleuca alternifolia akneye sivilceye son. Diyoruz. Akneye sivilceye son. Mantara son. Güzel. Harici vücudun deride olursa. Bağırsaklarına kaynaklanırsa aloe vera gerekir. Hı hı. Yani bağırsakları tedavi edilmeden bir kişi hiçbir alerjik hastalıktan kurtulamaz. Polen alerjisi olsun, besin alerjisi, alerjik astım, kurdeşen, yani mide ve bağırsak mantar olduğu sürece hiçbir alerjik hastalıktan, deri hastalığından kurtulmak mümkün değil. İşte sedefi iyileştiririz diyor vatandaş. Neyle iyileştireceksin? Sedefin sebebinin bu mahonya akufolya. Bununla ilgili klinik araştırması var. Sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantar olduğunu Doktor Sümenci'ni belgelemiş. Bazı bizde uzmanlar hala sedefin sebebini bilinmiyor diyor. Neden bilinmiyor ki? Yani başkaları klinik araştırması yapıyor, biliyor, buluyor. Yani bizde de maşallah yeni yeni araştırmalar çok güzel bulmuşlar. O zaman sedef hastalığı ve onun gibi az önce de bahsettiğiniz üzere birçok sağlık sorununun kökenine bakıldığı zaman bağırsaklardaki mantardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Peki son iki dakikamız İbrahim Beyciğim. Maalesef yine her zaman olduğu gibi süre su gibi akıp gitti. Neler söyleyeceksiniz? Bu arada sevgili seyircilerimiz 0212 331 32 07 08 09 arayarak da daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Özellikle de bağırsaklarınızda mantar varsa yöntemi de var sonuçta. Sorun var ama çözüm de var. Düzenli olarak kullandığınız takdirde de bu yöntemden, daha doğrusu bu sorundan kısa sürede kurtuluyor olmanız da mümkün. Kalp damar rahatsızlığını tetikleyen mantar. Neden mantar? Çünkü bağırsaklarda proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asitlere dönüşürken artık bir madde ortaya çıkıyor. Homosistin. Homosistin oranı yükselirse kalp damar rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Homosistinin amino asitle dönüştürmezseniz bunu da vitaminler dönüştürür. Damarlar yağlanır, daralır, sertleşir. Peki. Yani mantarlar kalp damar rahatsızlığını tetikler. Birçok sağlık sorununu tetikliyor sonuçta. Domino taşı gibi. Domino taşı. Bir tanesi düştü mü hop hepsi diğeri peşi sıra geliyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler, ağzınıza sağlık. İnşallah haftaya görüşürüz. Ve hafta içi uzman gözüyle de görüşeceğiz tabii ki. Evet değerli izleyenler, sizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Bugün de bizi izlediğiniz için 0212 331 32 07 08 09'u da yine arayabilirsiniz. Her türlü sağlık sorunlarınız noktasında bilgi alabilirsiniz. Ya da çözüm noktasında neler yapabilirim, bu sorularınızın cevabını alabilirsiniz. Biz Allah nasip kısmet ederse inşallah haftaya pazar yine aynı saatte, yani saatler 13.30'u gösterdiğinde Sine 5'te pazar sohbeti programıyla tekrar karşınızda olacağız. Herkese keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir pazar günü geçirmenizi diliyorum ve iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.